Bugün 29 Ekim, Cumhuriyetimiz 101 yaşında. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bize vatan kılmak için fedakarca mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Biz bugün Rehber'de ayrımcılığa maruz kalan gençleri konuşacağız. Rehber başlıyor. Bugün Rehber'de avukat Selma Öztürk bizlerle birlikte olacak. Ayrıca bağlantımızı Belçika'ya gerçekleştireceğiz. Selma Hanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Neva Hanım. Evet, hepimizi ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Herkes hayatının bir noktasında ayrımcılığa maruz kalmıştır büyük ihtimalle diye düşünüyoruz. Ama Avrupa'daki yaşayan Türkleri düşününce daha da zor bir süreç aslında bu. Şimdi Selma Hanım, sizin bir Almanya geçmişiniz var. Hem onunla bağdaştıralım hem de Almanya'da bir Türk olmak nasıl bir duygudur? Almanya olmak arasında ne gibi farklar vardır? Bu konulardan biraz bize bahseder misiniz? Şimdi şöyle, aslında özetleyecek olursak Neva Hanım, bir ülkede dünyaya geliyorsunuz ve o ülkede çocukluğunuz, gençliğiniz, aslında önemli yaşlarınız orada geçiyor. Ve belli bir zamandan sonra sizin değerlerinizin ya da ailenizden öğrendiğiniz, aktarılan değerlerle o toplumdaki değerlerle uyuşmadığını fark ediyorsunuz. Yani diliniz farklı, inanç değerleriniz farklı olabiliyor. Ve çocukluğunuzdan gençlik yıllarına devam ederekten o farkındalık, farklı olma sosyal hayatınızda size bir şekilde geri dönüyor. Yani ben bir Türk Müslüman çocuğu olarak, ileriki yaşlarda bir Türk Müslüman genci olarak bulunduğum Almanya'da, arkadaş çevremde, okulda, sınıf arkadaşlarımla bazı farkların, yani örtüşmeyen unsurların, örtüşmeyen değerlerin olduğunu fark ettim. Ve bu değerler de sizi o toplumdan isteseniz de istemeseniz de bir nevi ayrıştırıyor. Yani bir çizginiz var orada. Siz o çizginin ötesine geçemiyorsunuz. Orada benim değerlerimle o değerler örtüşmüyor diyorsunuz. Ve siz belli bir aşamadan sonra diyeyim, devam edemiyorsunuz. Ve bu ayrıştırma sonrası aidiyet duygunuz ortaya çıkıyor. Yani ben kimim? Ben bir Türk Müslüman olarak bu toplumda nereye kadar yer edinebiliyorum? Ya da belli bir aşamadan sonra nereye kadar devam edemiyorum diye düşünüyorsunuz. Ve devamında da yine o aidiyetten birlikte doğan bir ait olma duygusuyla beraber mensubiyet de ortaya çıkıyor. Yani ben bu topluma mensubum, evet. Ve ileriki yaşlarında belki siz o ülkenin vatandaşı da olsanız, o ülkenin dilini de belki ana dilinizden daha iyi konuşsanız da yine de siz oraya belli bir raddeye kadar, belli bir aşamaya kadar ait olabiliyorsunuz. Yani bizler bunu kendi nefsimizde, kendi şahsımızda bunları yaşadık. Şimdi dış dünyaya belli bir yere kadar ait oluyorsunuz. İç dünyanızda kendi değerleriniz doğrultusunda yaşıyorsunuz. Ve hep hem bir ikilem arasında kalıyorsunuz. Bu tabii sizi zenginleştiren bir yönü de var hiç kuşkusuz. Çünkü iki dile hakimsiniz. İki ülkenin de artısını eksisini sahip oluyorsunuz. Seçebiliyorsunuz. Mukayese edebiliyorsunuz. Hani bu bana mesela birçok şey katmış. Büyük bir zenginlik aslında, değil mi? Tabii. Gelen konuklarımız genelde hem orada yaşamış olanlar hem de orayla hala irtibatı devam edenler genelde bunu bir zenginlik olarak görüyorlar. Ama işte yaşanılan bazı sıkıntılar bunu zor hale getiriyor, değil mi? Halimize koysalar tabii müthiş bir zenginlik. Fakat siz nasıl ki o çizginizi belirliyorsanız ve o topluma ait olduğunuzu da normalde hissediyorsanız, çünkü ben gençlerle de konuşuyorum ya, ben aslında yeterince uyum sağladığımı, entegre olduğumu düşünüyorum diyor. Hani o çocuk onu öyle düşünebiliyor, o genç. Fakat maalesef gerçek bir yüzü de vardır ki o toplumun, siz öyle düşünseniz de karşı taraf sizi yeterince kabul etmiyor. Hani entegrasyondan bahsediliyor, uyumdan bahsediliyor. Aslında uyum sağlamış bir çocuk ya da bir genç hayatını orada geçiriyor, orada devam ediyor, orada idame ediyor. Orada okuyor, mesleğini görüyor. İşte orada çalışıyor ileride, o ülkeye vergisini ödüyor. Ama ona rağmen o toplum size orada bir dur diyor, buraya kadar diyor ve ileriye sizi kabul etmiyor. Bu kurumsal açıdan da böyledir. Okullarda yine çocuklar bu tür farklılıkla aslında ayrımcılığa maruz kalıyorlar. Şimdi yetişkin olsalar belki hicrette
düşünülebilir değil mi? Hı-hı. Ama şimdi onlar genç olduğu için ve aileleri orada olduğu için, hı-hı, mecburen yaşamaya devam etmeleri, evet, gerekiyor aslında. Bu da zorlu bir süreç. Şimdi şunu merak, hı-hı, ediyorum. Hangi alanlarda en çok ayrımcılığa maruz, hı-hı, kalıyor gençler? Şimdi gençlere baktığımız zaman ya lise hayatlarında aslında çocukluğundan başlıyor. İlkokuldan, ortaokuldan liseye kadar devam ediyor. Ama lise yılları takdir edersiniz ki önemli bir aşama. Neden? Çünkü çocuk ondan sonra hayatının devamını belirleyecek. İşte üniversiteye mi gideceğim diye düşünecek, meslek okuluna mı gideceğim, bir meslek mi öğreneceğim diye düşünürken aslında o lise yıllarında öğretmenlerin onlara ayrımcıl bir tavırla, belki notlarını daha düşük vermesiyle ya da onları yanlış yönlendirmesiyle, ki bu kasıtlı da yapılıyor, bunun da altını çizmek isterim. Bu şekilde gencin belki hayalleri farklı yöne ya da bir hayal kırıklığıyla, aslında ben öğretmen istiyordum, öğretmen olmak istiyordum, hı, ama ki ben bunu birçok gençten duydum. Evet. Ya çünkü mesela bir başörtülü bir kızımızı örnek alalım. Bundan 15 sene öncesinden Almanya'da başörtülü öğretmenlik yasaktı. Şükür bugün hukuki mücadele sonrası bu artık serbest kılındı. Ve o zaman kızlarımız şunu diyordu: işte Selma abla, ben okumak istiyorum, ben öğretmen olmak istiyorum ama şu an Almanya şartları buna müsaade etmiyor. Ve ben şunu çok iyi hatırlıyorum Neva Hanım, siz istediğinizi yapın, hayallerinizin peşinde koşun, gün gelir Allah-u Teala o kapıyı da açar diyordum. Ve şükür 2015 sonrası mahkeme kararları, işte genç kızlarımın lehine sonuçlanaraktan o çocuklar artık bugün öğretmenliği başörtülü bir şekilde icra edebiliyor. Tabii bu pozitif bir gelişme. Hı hı. Müspet bir gelişme. Herkes o kadar şanslı olamayabiliyor. Devamında meslek eğitimi seçen gençler mesela işte bir meslek okuluna gidiyorlar. Orada da yine farklı ayrımcılıklara maruz kalabiliyorlar. Veyahut da ileriki aşamada mesleği bitiyor, artık iş hayatına girmek istiyor. Fakat burada da özgeçmişlerini gönderdikleri zaman, iş hayatına müracaat ettikleri zaman maalesef sırf o özgeçmişe bakarak, o CV'lere bakaraktan eleniyor çocuklar. Ya işte resmine bakıyor. Evet. Resimde bir isim var ya da, tabii, değil mi? Resim olmasa, ki artık bunu da konuşmuştuk. Bazı artık kurumlar veyahut da iş yerleri resimleri yasaklıyor. Hani herhangi bir ayrımcılık olmasın diye, ama en geç sizin isminiz zaten sizi ifşa edebiliyor. Yani her bir yönden de hani bir şeyi engellemeye çalışırken aslında bir engel yine otomatikmen karşınıza çıkabiliyor. İsimlerini değiştirmek zorunda kalan gençler de var aslında. Ben de çevremde duyuyorum çünkü, hı, yurt dışında yaşayan. İsmini duyduğu anda sen Türk müsün, hı, sen Müslüman mısın diye soranlar, hı, oluyor. O yüzden ondan o ayrımcılıkla, o ön yargıyla, hı, mücadele etmek yerine onlar isimlerini değiştirmeyi tercih ediyorlar. Belki orada bir bıkkınlık vardır, bir yılmışlık, evet, vardır. Hani onu bilemeyiz. Normalde hani o sizin kişiliğinizin bir parçasıdır. Hı hı. Hani mesela soy ismim, kızlık soy ismim Öztürk. Baktığınız zaman evet, tam bir Türk olduğumu gösteriyor zaten. Ama ben şuna hep yorulmuştum Neva Hanım. Hani Selma ismi Almanlarda da vardır. Yine İsveç'te de bilinen bir isimdir. Ama soy ismime gelince sürekli onu tek tek böyle harflemem gerekiyordu. Nasıl? Z mi önce, T mi önce? Bu belli bir aşama sonra sizi o kadar bıktırıyor ki sürekli işte Ö, Z, T, Ü, R, K falan diyerek. Ki o harfler Almanca'da kullanılan harfler olmayınca ya da, hı-hı, başka Avrupa ülkelerinde Ö harfi, evet, evet, bunun gibi Türkçe'de olup Almanca'da ya da başka dillerde olmayan harfler hep sıkıntı. Hı-hı. Türkiye'de de biz uzun soyadı olan kişiler aslında yine aynı sıkıntıyı, hı-hı, uzun isimleri olan aynı şeyleri, sıkıntıları yaşamış, hı-hı, insanlar var aslında. Hı-hı. Siz okul çağlarından bahsetmiştiniz. Hı-hı. Onur da başlıyor demiştiniz. Şimdi biz bir yandan da akran zorbalığından bahsediyoruz. Hı-hı. O zamanlarda gelişen, artık çocukların birbirlerine karşı, gençlerin birbirlerine karşı yaptığı bazı zorba hareketler, durumlar, hı-hı, davranışlar var. Tabii, maalesef. Şimdi bunu ayrımcılıkla bir araya getirebilir miyiz aslında? Hı-hı. Biraz ayrımcılık altında yatıyor olabilir mi akran zorbalığının, hı-hı, Avrupalı Türkler açısından bakarsak? Hı-hı. Tabii muhakkak bir çocuk belki okulunda sınıf arkadaşları tarafından Türk olduğu için, yabancı olduğu için, belki o dili yeterince konuşamadığı için bir alay nesnesi olabilir. Bunları hani duyuyoruz, yaşıyoruz. Yani akran zorbalığı da yaşanabiliyor. Sırf işte o kimliğine dayanaraktan bir akran zorbalığı. Fakat biz bugün aslında bu zorbalıklar halledilebilecek şeylerdir diye düşünüyorum. Yani aslında okullar, öğretmenler burada çok iyilerse onun üstesinden gelebilirler. Bu konuyu işte konuşaraktan halledebilirler diye düşünüyorum. Bizim bugün aslında karşılaştığımız daha vahim olan mesele Neva Hanım, bizim bugün bir yatay ayrımcılığımız
yok bir dikey ayrımcılık var. Yani sınıf akran arkadaşlarıyla olan bir ayrımcılıktan ziyade, çünkü o kolaydır. İşte belki biraz tartışır ama onun devamında üstesinden gelebilir. Hı. Ama bu ayrımcılık dikey bir yönden, yani otoriteden geldiği zaman, öğretmenler tarafından veyahut da okul müdürlüğü tarafından bu tür ayrımcılıklar geldiği zaman, emin olun öğrenci bu sefer çok daha zor bir durumda kalıyor. Çünkü hani arkadaşıdır, sınıf arkadaşından mücadele etmek kolay. Ama orada hani not verecek kişi, onu aslında bir öğretmeni olması gereken kişi bu sefer bu ayrımcılığı yaptığı zaman bizzat, o zaman daha sıkıntılı olabiliyor. Çünkü orada çocuk kendini savunamıyor. Orada bir öğretmen var, saygı durdu, otorite var ve siz buna karşı mücadelede çok daha zorlanabiliyorsunuz. Ve emin olun bugün gençlerin en büyük sıkıntısı akranlardan ziyade öğretmenler tarafından maruz kaldığı ayrımcılıklardır. Şimdi az önce şundan bahsettiniz, meslek seçimlerini değiştirdi ama şimdi artık başörtüsünün yaygın olmasıyla ilgili bir sorunumuz yok dediniz. Hı. Ama geleceğe bakışlarını nasıl etkiliyor mesela, hı, Almanya'da ya da Avrupa'daki Türkleri, hı, ayrımcılığa şimdi maruz kalmak? Çok açık konuşayım çünkü bunu biz de yaşadık. Ben düşünüyorum çocukluğum, işte lise yıllarım, üniversite yıllarım, hukuk fakültesi yıllarım, çok uzun bir süreçten geçtik. Ama en nihayetinde baktığım zaman ben bu toplumun neresindeyim? Hani en belki prestijli bölümlerden birisinde okuyorsunuz, evet, ya bir elit tabakayla birliktesiniz aslında, hukukçularla. Ve en nihayetinde baktığım zaman ben yine o toplumun bir parçası değilim. Ben olmak istesem de o toplum beni içine almıyor diyebiliyoruz maalesef. Hani belki bir anda böyle hani çocukluk hevesi, gençlik hevesi, ya ben acaba hedefime ulaştım mı? Artık ben bu toplumun bir parçası mıyım dediğiniz an size öyle bir set çekiliyor ki, o anda yani ciddi bir ayrımcılık yaşıyorsunuz ve ben ne yaparsam yapayım, notlarım çok da iyi olsa, belki sınıf birincisi de olsam, belki işimi hakkaniyetle yapsam, dakik olsam, işte zarif olsam, saygılı olsam, bütün bu unsurları kendi içimde, kendi kişiliğimde barındırsam da, böyle bir, hiç beklemediğiniz bir anda öyle bir olayla karşılaşıyorsunuz ki, işte bu Türk, bu yabancı veyahut da sizin üzerinizden doğrudan yapamadığı ama zımni yaptığı, dolaylı yolla yaptığı bir ayrımcılıkla yine size orada bir şekilde konduracağını konduruyor. Yani bunları biz hep hissediyoruz ve hani bugün de gençlerle konuşuyorum bu tür şeyleri. Ya ne yaparsak yapalım, iyi bir meslek de seçsek, yine de biz tam olarak o toplumun bir parçası değiliz diye bir sonuca varıyoruz maalesef. Aslında bu da yaşama motivasyonunu engelleyen konulardan bir tanesi değil mi? Tam oldu, her şey güzel dediğimiz anda başımıza kötü bir şeyin gelmesi gibi bir durum bu aslında. Tabii. Bunun da sık olması ve ne zaman olacağını bilmiyor olmamız aslında bizi daha da üzen, daha da yaralayan, yıpratan konulardan bir tanesi. Maalesef. Diyelim ki mesleğimizi seçtik, artık hayatına atıldık, meslek hayatına. İşte o zaman ne gibi ayrımcılık unsurları var? Nelere maruz kalıyor gençler? Şimdi iş hayatında tabii bu tür şeyler yaşanabiliyor. Üniversite hayatında yine üniversiteli öğrenciler de hani notlarında bizzat olmasa da tabii büyük bir amfide bunu belki takdir edersiniz ki bu ayrımcılığa birebir yaşamayacaktır. Ama daha küçük ortamlarda, seminerlerde olsun, işte sizi az çok böyle Türk ya da yabancı diye nitelendiren bir hoca sizi böyle derslerde bile küçük düşürebiliyor. Mesela bu örneklerden gidiyorum çünkü yaşanmış şeyler. Hani bana da gelip oradaki gençlerden bunları duyuyorum. İşte onun ya siyasi görüşünü merak ediyorlar ki bunu sormaya hiçbir hocanın, evet, profesör de olsa hakkı yoktur. Hani böyle bir ifşa etme gibi, ulu orta rezil etmeye çabası gibi bunları duyabiliyoruz. Veyahut da İslam dini hakkında ve son zamanlarda İslam düşmanlığıyla birlikte, ki İslamofobi çok masum kalan bir ifade, bunu adıyla söylememiz gerekiyor. Bu bir İslam düşmanlığıdır, bu bir Müslüman düşmanlığıdır. Bunun artmasıyla, ki burada da siyasetin ve medyanın çok büyük bir payı vardır, bunlarla birlikte artık o çocuklar ciddi bir kıskaç altında içinde kalıyorlar ve o hocanın onu ulu orta, işte dediğim gibi böyle bir Müslüman düşmanlığıyla besleyerekten ya İslam hakkında bir yorum yapması ya da işte bir tesettürlü kızımızsa yine, ya da herhangi bir tesettür de olmaya şart değil. Zaten İslam'da kadın erkek eşit değil. Kadınlar sürekli işte nesne gibi muamele görüyor. Ya da oruç hakkında böyle çirkin ifadeler. Bunun gibi birçok şeyleri öğrencilerden duyuyoruz maalesef. Yeterince hassasiyet gösterilmiyor. Hani bu da bilmediklerinden değil Neva Hanım. Bu kasıtlı yapılıyor. Orada kasıtlı bir küçük düşürme teşebbüsü var maalesef.
bilmeyen birine anlatmak aslında kolay ama ön yargısı olan birinin hem ön yargısını kırmak gerekiyor orada ki o çok zor. Ayrıca olayın gerçek yüzünü de bir de anlatmak gerekiyor ve gençlerimiz bir yandan da bunlarla baş ediyorlar değil mi aslında? Tabii maalesef yani siz orada hani alanınıza mı alanınıza mı odaklanacaksınız işte üniversite ise çalışacaksınız ama her zaman bir adım önde olmak mecburiyetindesiniz. Program öncesi tekrar kardeşimle de konuştum. O da böyle bir ilginç bir hayat hikayesi olup en sonunda meslek öğretmeni olmuş birisi. Tekrar bir değerlendirme yaptım. Hani senin yeni bir haberin var mı bu konularda merak ediyorum. Çünkü normalde de konuşuruz biz bunları yani öğrencilerle birlikte. Yani ne yaparsamız yapalım hep daha iyi olmamız gerekiyor. Hep bir adım önden gitmemiz gerekiyor. Çünkü bizim böyle hukuki konuşacağım bir ispat yükümlülüğümüz var adeta. Yani diğeri zaten Almandır. İsmiyle kendini, varlığını ispatlamaya gerek duymuyor. O zaten vardır. O toplumun hem bir parçasıdır. Hem de kendi ülkesindedir gibi algılanıyor tabii. Bir yandan da değil mi aslında? Bir de öyle bir durum var. Buna ilgili bir ön yargıyı da aslında kırmak gerekiyor. Yani her türlü alanda aslında bir ön yargıyla baş etmeye çalışmak gerekiyor. Tabii ki bu bir süre sonra psikolojik olarak da zorlu bir süreç. Peki medya bunun neresinde? Medya bu konuyla ilgili pozitif bir tarafta mı yoksa negatif bir tarafta mı size göre? Yok maalesef olumsuz bir neticeye varıyoruz burada da. Şimdi bizim zamanımızda mesela ben okuldayken belki bundan 20-25 yıl önce daha farklı bir ortam içindeydik. Yani belki sosyal medyanın olmaması veyahut da soğuk savaş zamanlarını ben hatırlıyorum. Hani bunlar olunca yeni bir düşman seçilmesi ve Müslümanları ciddi bir hedef kitle olarak görülmesi şu an Avrupa'da ve belki de dünyanın birçok yerinde en vahim problemlerimizden birisidir. Ve bugün medya sürekli yani bunun bir ağı medyadır diyorum ve diğer ağı da ya da ayağı da siyasettir maalesef. Yani siyasetçilerin sürekli, yani gün geçmiyor ki ben her gün Almanya haberlerini, Avrupa haberlerini takip ediyorum Neva Hanım. Gün geçmiyor ki Müslümanların aleyhine bir haber çıksın. Mesela bir genç evet bir suç işlemiş olabilir. Ama bunu bir Alman genç de yapabilir. Ama haberlerde şöyle bir örnekle devam edeyim isterseniz. Eğer fail bir Alman ise bu hiç gündeme gelmiyor. İşte ismi mesela işte Stefan'sa S nokta koyup o ismi onunla yetiniyor ya da hiç isim vermiyor. Ama eğer fail bir yabancıysa bir de Müslüman bir ismi varsa onu böyle vurgulaya vurgulaya işte şu kökenli Afrikalı Müslüman bir fail işte şu işte suçta bulundu işte şu böyle bir örneklerle gidiyorsunuz ve takdir edersiniz ki sürekli bir sıradan bir Alman oturmuş haberleri izliyor, gazetesini okuyor. Sürekli bu tür haberlere maruz kalırsa artık onun da zihninde ister istemez bilinç altında onu bir tehlike olarak algılıyor. Evet. Bu bir gerçek ve bu maalesef artıyor. Yani siyaset sürekli Müslümanlara karşı kışkırtıyor, medya sürekli Müslümanlara karşı kışkırtıyor ve en nihayetinde o çocuklar da bunun aslında bir kurbanı oluyor. Normal hayatını yaşayan, orada aslında çok masum, o toplumun bir parçası olan bir çocuk. İşte bu kışkırtma neticesi, işte bunun neticesinde de o çocuklar bir şekilde kurban oluyor. Benim de tanıdıklarım var Avrupa'da yaşayanlar. Şimdi verdiğiniz örnekten yola çıkarak şunu ben de görüyorum. Eğer öyle bir suç işlenmişse herkes şöyle bir duruma geliyor. Umarım o Türk değildir, Müslüman değildir. Evet. Çünkü sonrasında bütün oklar ve bütün gözler bize dönecek. Biz daha büyük problemler, daha büyük sıkıntılar yaşayacağız diye her habere heyecanla ve öyle bir merakla bakıyorlar kaygıyla, aslında. Evet. Öyle bir kaygıyla bakıyorlar. Acaba kim işledi? Bunun faili kim? Hatta bazen öyle yanıltıcı haberler oluyor ki bu işlenmiş olsun. Yakın zamanlarda da oldu. Siz de biliyorsunuzdur, takip ediyorsunuz. Hemen o bir Müslümandır, o bir Türktür diye bir şey çıkıyor. Sonrasında yalanlama haber geliyor. Evet. Aslında haber önden yapılmış oluyor değil mi? Aslında o anda algı yaratılmış olmuyor mu Selma Hanım? Asıl hedef de o zaten. Önce bir zan ile hareket ediliyor. Hele bir dur acelenle bir bakalım bir netleşsin ondan sonra siz haberinizi yapın. Ama bu biraz böyle çamur at lekesi kalsın misali. Hani zaten böyle gelen vuruyor giden vuruyor. Ve toplum için bu çok büyük bir tehlike. Yani topluma bunun sirayeti nasıl bir şekilde oluşuyor diye baktığımız zaman sokaklarda mesela işte yabancı kızlarımız ya yabancı görünümlü işte Türk kızlarımız diğer yabancı kızlarımız saldırıya uğruyor.
İşte çok affedersiniz ama yüzüne tükürülüyor, saçı çekiliyor, hı hı. varsa başörtüsü o çekiliyor ya da bir yorum yapılıyor çok çirkince. Ve bu bir toplumsal boyutu var ve maalesef kurumsal boyutu da var. Yani kurumlar da ciddi bir ayrımcılık yapıyor. Hani eskiden belki bu kadar değildi veyahut da bize yansımıyordu diyorum ben de bazen. Böyle bir hani tahlil yapmak istiyorum kendi. Bu konuyla ilgili davalar da var mı? Çünkü ben artık yasal konuya da gelmek istiyorum. Siz bir hukukçusunuz, avukatsınız. Size gelen, sizin duyduğunuz ya da etrafınızda bununla ilgili açılmış davalar var mı? Ne gibi durumlar görüyorsunuz, gözlemliyorsunuz siz de? Aslında en üzücü tarafı da bu ve o çocuklara da maalesef hani bir danışman olarak da işte şu aşamadan sonra maalesef bir şey yapamıyoruz demek mecburiyetindeyiz. Çünkü dava yolu çok sıkıntılıdır. Mesela iş alımında dediğimiz zaman neden onu seçti de beni seçmedi? Ben daha nitelikli, daha donanımlıyım. Hani daha güzel bir CV, kaliteli bir şey sunduğum halde diğer kişinin, Alman kökenli birinin seçilmesine siz tamamen eli kolu bağlı kalıyorsunuz. Yani hiçbir hukuki bir mücadele veremiyorsunuz. Eğer bariz bir, çok açık bir fark yoksa. Ama diğer yandan baktığınız zaman bir kanun var, Almanya örneğinden devam edeyim isterseniz. Antidiskriminierungsgesetz dediğimiz bir ayrımcılık karşıtı bir kanun var. Hı hı. Mesela diyor ki herhangi bir kişi ayrımcılığa maruz kaldıysa bu kanuna dayanaraktan, bu yasaya dayanaraktan bir dava açabilir diyor. Hı hı. Şimdi böyle bir imkan var ama bunu gerçek hayatta ispatlamak, bunun gerçek hayatta arkasına düşmek o kadar zor ki ve en nihayetinde maalesef mahkeme de burada çok titizlikle çalışmadığı için ya bunu böyle basit bir dava olarak görüyor ama hani en nihayetinde üzülerek ifade ediyorum dava yoluyla pek bir şey yapılmıyor, yapılamıyor ve çok böyle bizim lehimize olacak bir dava ile sonuçlanamıyor maalesef. Dolayısıyla bu biraz daha böyle bir serbest alan gibi ve onların takdir yetkisine kalmış bir mevzu oluyor maalesef. Artık o zaman hangi hakimin karşısına çıkacağınıza bağlı olarak da kararı o belirleyecek değil mi? Biraz da onun eline bırakılmış gibi gözüküyor. Hani farz edelim ki siz yerel mahkemeden işte ta anayasa mahkemesine kadar iddialı bir şekilde devam etmek istiyorsunuz. Yetmedi işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gitmeye kararlısınız veyahut da Avrupa Birliği'nin Adalet Divanı'na kadar bile gitmeye kararlı olsanız da orada mesela geçen yıllarda şöyle bir açık bir davayı görüyoruz. Yani dini kimliğine dayanarak bir ayrımcılık yapıyorsa bu mesela meşru sayılabiliyor. Mesela görünür dindarlık istemiyoruz diyor. Hani kurumlarda bu eskiden öyleydi. Mesela bir devlet kurumu devleti temsil ettiği için, seküler bir devleti temsil ettiği için burada herhangi bir dini sembol olsun ya da bir dini kıyafet olsun istemiyoruz deniyordu. Bu ne kadar anayasaya uygun ya da değil bu ayrı bir konu. Hani bugün de bunun yeri değil diye düşünüyorum ama bu sefer en yüksek mahkeme Avrupa'nın genelinde bir mahkeme burada başörtülü bir kişinin veyahut da dini görünümlü bir kişinin aleyhine bir sonuç verdiği zaman işte orada sıkıntılar oluşuyor. Ve kişi de böyle açık bir kararı gördüğü zaman hani cesareti de kırılabiliyor, şevki de kırılabiliyor. Hani zaten mücadeleye gerek yok, kaybedeceğim diye baştan böyle bir teşebbüse girmeyebiliyor. Evet, ayrımcılıkla baş etmek kolay değil. Konuşmaya devam edeceğiz ama şimdi bir Belçika arası veriyoruz. Brüksel'e gidiyoruz. Avukat Sevda Karşıyaka bizlerle birlikte. Sevda Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Neva Hanım. Biraz Almanya örneklerini veriyoruz biz burada Selma Hanım'la. Şimdi siz de Belçika'ya biraz bakalım. Belçika'daki Türk çocuklarının eğitim hayatına karşılaştığı ayrımcılıklar nasıl, hangi vakalar var? Yani tabii ki çeşitli vakalar vardır. Örneğin etnik ve kültürel ayrımcılık ilk önce diyebiliriz. Yani öğretmenler ve öğrenciler tarafından Türk öğrencileri tabii ki etnik kökenleri ve kültürel farkları nedeniyle ayrımcılığa maruz kalabilirler. Veya dil bariyerleri, örneğin ana dili Türkçe olan öğrenciler dil sorunu yaşayabilir ve bu nedenle de akademik başarıları tabii olumsuz şekilde bu etkileyebilir. Veya akademik beklentileri Türk öğrencilerine düşük olabilir ve bu da tabii ki eğitim olanaklarına erişimlerini kısıtlayabilir. Veya sosyal yani dışlanma, mobbing kendi yaşıtları tarafından uygulanabilir. Bu tür vakalarla karşı karşıya kalınabilir veya yetenekleri altında
sınıflara veya okullara yerleştirilebilir ve bu da tabii ki eğitimde ilerlemeleri engellenebilir. Peki yasal ne gibi hakları var? Belçika'da yaşayan Türk çocukları eğer böyle bir ayrımcılıkla karşı karşıya kalmışlarsa neler yapabilirler? Yani tabii ki ilk önce anti-diskriminasyon yasaları vardır. Bu yasalar katıdır ve dil, din, cinsiyet, etnik köken temeline dayalı ayrımcılığı kesinlikle yasaklamaktadır. Bunun yanı sıra tabii ki eşitlik ve insan hakları komisyonları vardır ve bunlar da bu tür vakaları raporlar ve hukuki süreçte yardım sağlarlar. Bunun yanı sıra okul politikaları bu konuda tabii ki eşitlik fırsatları sağlamakla yükümlüdür okullar ve tabii ki ayrımcılıkla mücadele politikalar uygulamak zorundadır. Ve tabii ki mahkemeler vardır. Bu konularda aileler veya öğrenciler maruz kaldıkları zaman ayrımcılığa mahkemelere başvurarak haklarını savunabilirler. Peki Belçika'da eğitim sisteminde Türk çocuklarının karşılaştığı ayrımcılık vakaları ile ilgili yasal süreç nasıl? Siz dediniz birçok noktaya başvurabilirler ama gerçekten işliyor mu? Şimdi şöyle ilk önce şunu öneririm. Okul yönetimine bildirilmesi gerekiyor. Yani şikayet ve bildirim ilk önce okul yönetimine yapılması gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki az önce ÜNYE gibi kurumlar vardır. Bunlara başvurabilirler veya hemen doğrudan polise bildirebilirler. Sonrasında tabii ki bu şikayetler incelemeye alınıyor ve ayrıntıları araştırılıyor. Ve sonrası adımız ise arabuluculukla çözüm sağlanmaya çalışılıyor. Ama bu da mümkün olmazsa, arabuluculukla bir sonuca varılmazsa tabii ki yasal takip, mahkemeye başvurarak bu ayrımcılık yasaları da tabii ki burada görülecektir, kullanılacaktır ve tabii ki gereken kararlar da verilecektir. Peki Belçika'daki Türk çocuklarının eğitimde maruz kaldıkları ayrımcılığı önlemek için okulların ve eğitim kurumlarının alması gereken tedbirler sizce neler? Yani okullar ilk önce bu sıfır tolerans benimsemeleri gerekiyor bu tür durumlarda. Yani ayrımcılıkla ilgili kesinlikle sıfır tolerans benimsemeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra tabii ki psikolojik destek, öğrencilerin yani ayrımcılığa maruz kalan öğrencilere psikolojik destek ve rehberlik hizmetleri sunmaları gerekiyor. Eğitimler düzenli olarak eğitimler sunulması gerekiyor öğrencilere ve öğretmenlere, yani çeşitlilikle ilgili, ayrımcılıkla ilgili. Ve kültürel etkinlikler düzenlenerek de tabii ki bu şekilde tedbirler alınabilir. Ve bu etkinlikler sayesinde tabii ki hoşgörü de sağlanabilir. Yani bu tedbirler alındığı zaman bayağı bir adım atmış olabilirler ve yol kat etmiş oluruz. Ayrımcılıkla mücadele konusunda peki ailelerin ve öğrencilerin yapabileceği, destek alabileceği kurumlar veya kaynaklar var mı? Tabii ki şöyle ÜNYA gibi kurumlar vardır. Az önce belirttim, eşlik ve insan hakları komisyonları, ÜNYA örnek olarak verebiliriz. Tabii ki bu kurum hukuki destek ve danışmanlık hizmetleri sunar bu tür durumlarda. STK'lar ve dernekler aynı şekilde veya yerel belediyeler ve toplum merkezleri. Tabii ki bunlar toplumsal entegrasyon hizmeti ve destek sağlarlar. Bunun yanı sıra da tabii ki onun dışında diğer ÜNYA merkezler bu tür yani yerlere başvurabilirler. Ve tabii okul içi ve okul dışında da psikolojik destek mevcuttur. Ve hukuki yardım merkezleri de vardır. Yani hem ücretsiz veya düşük maliyetli hukuki yardım merkezleri de bu şekilde bu hizmetlerden de faydalanabilirler. Sevda Hanım, çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Selma Hanım, Sevda Hanım da aslında benzer yollardan bahsetti. Sizin ona eklemek istedikleriniz var mı Almanya bağlamında düşününce? Şimdi tabii hal böyleyken biz şimdi bakmamız gerekiyor, kendimize dönmemiz gerekiyor. Yani siyasetten çok farklı bir ya da çok fazla bir medet umamıyoruz. Medya kışkırtmaya devam ediyor. İşte buna rağmen aslında bizim de vazifemiz, ben öyle nitelendiriyorum durumu,
biz ne yapmamız gerekiyor? Hem bireysel olarak neler yapmamız gerekiyor hem de toplumsal olarak neler yapmamız gerekiyor dediğimizde aslında STK'lara olsun, işte medya araçlarına olsun çok fazla görev düştüğünü düşünüyorum ben Neva Hanım. Hı hı. STK'lar bu tür ayrımcılıklara daha çok dikkat çekmesi gerekir çalışmalarıyla. Bir yandan gençleri eğitmesi gerekir. Yani gençlere daha bu hassas konular hakkında bilgilendirme yapabilirler mesela. Hani şöyle güzel şeyler de oluyor. Bunu görüyorum, takip ediyorum. Bazı STK'lar olsun, dernekler olsun gençlere böyle yılda bir kere meslek seçimi konusunda yardım ediyor. Böyle bir fuar gibi düşünün. İşte farklı standlarda, işte hukukçular burada, işte öğretmenlik okuyanlar diğer bir yerde, mühendisler diğer bir yerde ya da tıpçılar yine böyle standlarda ve öğrenciler gidip orada bizzat o mesleği icra, o yoldan geçmiş, üniversite okumuş ya da diğer mesleği öğrenmiş. Bizzat o kişilerle irtibata geçip onlarla bir diyalog halinde varsa soruları, veyahut da o meslek hakkında bilgi edinebiliyorlar. Bu öğrenci için çok ciddi bir güven oluyor. Çünkü o yolu önceden geçmiş, sıkıntıları görmüş, canlı örneklerle konuşmak onlar için gerçekten çok faydalı oluyor. Mesela bunlar çok önemli şeyler diye düşünüyorum. Çünkü gençler bazen o çaresizlik içinde yalnızlık duygusuna da kapılabiliyorlar. Ya hep bana mı denk gelir, niye böyle talihsizim düşüncesiyle yani terk edilmiş duygusuna da kapılabiliyorlar. Ama orada bir araya geldiklerinde benzeri ya da aynı ayrımcılıklara maruz kalan gençlerin de olduğunu gördükleri zaman bu onlara böyle bir dinamik veriyor. Ve biraz da belki o yoldan vazgeçmemeleri gerektiğini, birlikte mücadele etmenin çok daha önemli olduğunu fark edebiliyorlar. Bu tabii işin bir yönü ama ondan ziyade sosyal medya da bugün belki tahmin edilemeyecek ama ben bunun da çok önemli bir merci olduğunu düşünüyorum. Şöyle siz belki o mahkeme yollarında uğraşırken ki önemsiz değil kesinlikle Sevda Hanım da buna dikkat çekti. Evet. Ama mahkeme neticeleri bazen kararlar siz de bilirsiniz çok uzun olabiliyor ve yıllar sonra da bir karar çıkabiliyor. Şimdi o çocuk tabii o esnada büyüyor. Tabii bir mesleği devam etmesi gerekir, bir meslek öğrenmesi gerekir ya da üniversite ise orada devam ediyor tahsilini görmeye. Yani zaman durmuyor. Peki bu esnada en azından bu tür ayrımcılıklara dikkat çekmek için sosyal medya çok güzel bir araç olduğunu düşünüyorum. Hakaret etmeksizin orada gayet objektif bir şekilde maruz kaldığı ayrımcılığı dile getirmek yine böyle bir seçeneklerden birisi. Ve çok kısa bir sürede hakikaten çok ciddi bir kitleye ulaşabiliniyor. Ve mesela böyle adımlardan sonra da eğer ayrımcılığa maruz kaldıysa ve haklı bir talepse burada mesela karşı tarafta döndüğünü, caydığını da görebiliyoruz. Yani sosyal medyaya da küçümsememek gerekiyor bu tür şeylerde. Tahmin edemeyeceğimizden daha güçlü bir etkisi olabiliyor. Bazen biz de birçok davada aslında bunu görüyoruz. Sosyal medyanın iyi taraflarını kullanmak gerekiyor. Bir de siz de iyi bir örneksiniz aslında. Çünkü mesleğinizi edinmişsiniz, bir kariyer yolunu yürüyorsunuz aynı zamanda. Ve orada da yaşamış birisisiniz. Bu tip insanları, bu şekilde yaşamış insanları örnek almak onlar için daha faydalı olacak gibi değil mi? Kesinlikle yani her gittiğimde ki sık sık gidiyorum. Yine nasipse Kasım ayında yine inşallah orada olacağım. Yani gençlerle bir araya gelmeye çalışıyorum. İşte sohbet ortamı, konferanslarda biraz hani nabız yokluyorum. Onlar bana anlatıyor. Hani ne var ne yok gençler dediğimiz zaman onlar bahsediyor. Elhamdülillah çok güzel örnekler de yaşanıyor. Çok güzel olaylar da yaşanıyor. Şimdi hep kötülerden bahsetmeyelim yani kötü tırnak içinde. Ama tabii biz bugün mücadeleyi konuşuyoruz. Hani mücadeleyle evet. konuşuyoruz demek hiç hep kötü örneklerle devam ediyoruz demek değil bilakis. Mesela bir kızım vardı, onun örneğini isterseniz bir paylaşayım burada. Bir kurumda yani devlet, belediyenin bir kurumunda işe alınmış. Fakat kızımız burada başvuruda bulunduğunda ve mülakatta henüz başörtülü değildi. Yani o şekilde tanınmış ve işe alınmış. Fakat yaz ayında işte uzun bir sürede işte kendi kişisel hayatında bazı olaylar oluyor ve başını örtmeye karar veriyor. Hı hı. Peki bu esnada aradı. İşte Selma abla ne yapalım? Ben öncesinden söyleyeyim mi söylemeyeyim mi? İşte istişare ettik. Ne olur ne olmaz diye düşündük. En sonunda hani önceden bunu bilgilendirmesinin daha sağlıklı olduğunu düşündük. Yani orada hop diye böyle bir başörtülü bir kişi gelmesin diye. Öncesinden amirine bakın böyle bir kişisel bir karar aldım. Böyle bir değişiklikle geleceğim demiş ve hani tedirgindi, korkuyordu itiraf edeyim. Hani ben de dedim bak dedim eğer olumsuz bir cevap alırsam ben hukuki tarafından seni desteklerim.
sonuna kadar varım dedim. Ve elhamdülillah çok olumlu bir cevap almış. Onun yani amiri için önemli olmadığını, yeter ki işini hakkaniyetli bir şekilde yapması gerektiği onun için yeterli olduğunu söylemiş. Tabii orada yine bir tedirginlik vardı. 3 ay sonra hani beni kesin alacaklar mı diye. Ve bir gün işte sesli mesaj göndermiş. Selma abla böyle böyle oldu. Alındım elhamdülillah dedi. Çok sevinçliydi. Yani bu tür olaylar da oluyor ama ben ona şunu demiştim. Asla zarafetinden, nezaketinden, dakikliğinden taviz verme. Her zaman yapıcı ol. Orada işini doğru dürüst yap. Ve o insanlar bunu gerçekten takdir edeceklerdir. Ve ben bunu da düşünüyorum. Evet tabii gençler deli dolu olabilirler. Herkes hata yapar. Ama özellikle bu iş hayatında eğer işe alındıysanız işinizi en güzel şekilde yapmaya çalışın. Hani ben bunu hep söylüyorum gençlere. Size örnek alsınlar. Bir numune gibi çalışın. Orada hani böyle olumsuz yönden, menfi yönden göze batmayın. Bilakis sizi böyle örnek verecek bir numune gibi çalışırsanız gerçekten o olumlu dönüşleri alacaksınız diye düşünüyorum. Tabii bu şu demek değil Neva Hanım. Buna rağmen çocuk elinden geleni yapıyor. Evet. Yine ayrımcılığa maruz kalabilir. Ama ben hep şunu diyorum. Biz elimizden geleni yapalım. Ondan sonra bekleyelim ne olacak diye bu da ya bir alternatif diye düşünüyorum. Peki gençleri siz gözlemlediğiniz için sormak istiyorum. Böyle bir ayrımcılığa maruz kalan gençler hangi yolu tercih ediyorlar genelde? Daha çok değerlerine bağlanma mı var yoksa değerlerinden uzaklaşma mı var? Çünkü bir yandan da aslında onun kişisel ya da toplumsal değerlerini hakaret etmeye varacak durumlarla tabii da karşılaşabiliyorlar. Tabii muhakkak. Çok onur kırıcı bir muamele tabii ki. Yani o çocuk sırf Türk olduğu için, sırf yabancı olduğu için ya da dini mensubiyet dinden dolayı böyle bir ayrımcılığa maruz kaldığı an o çocuk tabii ki şimdi düşünüyor. Ben kimim o zaman ki hani bunları da çok konuştuğumuz gençler var. Burada tabii bir kriz aşamasından geçebiliyorlar. Böyle tekrar bir kendini tekrar bulma aşamasında oluyorlar ve en nihayetinde hakikaten genel anlamda işte Türk kimliğine ya da dinine daha bağlı bir şekilde bir yol aldıklarını da görmekteyiz. Yani ben Türk kimliğim nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldım veyahut da ben Müslüman olduğum için böyle bir ayrımcılığa maruz kaldım neticesine vardıktan sonra o çocuk belki o raddeye kadar ya da o aşamaya kadar biraz daha böyle umursamayan bir çocuk ise en geç o tecrübeden sonra biraz daha böyle kendi kimliğine, kendi köklerine sarılabiliyor. Bu tecrübeleri de ediniyoruz. Biz TRT Türk için bir program çekmiştik. Şimdi Avrupalı Türklerle bir araya gelme şansı edinmiştik. Mikrofon senin. Fransa'ya gitmiştik ve oradaki Türklerle sohbet ederken bazen aileler bir sıkıntı yaşamamışlar. Hiçbir problem olmamış. Hiçbir ayrımcılığa maruz kalmamışlar. Ama gençlerle konuşuyorsunuz. Diyor ki benimki dış görünüşüme bakarak, benim ismime bakarak ya da sadece benim hangi ülke vatandaşı olduğum, işte Türklük de varsa bir yanda, ırkıma bakarak bazı ayrımcılıklara maruz kalabiliyorum diyorlar. Şimdi aile hiçbir maruz kalmamış, hiçbir sıkıntı yaşamamış ama çocuğu yaşamışsa nerede durması gerekiyor? Belki aileler de bunu bilmeyebilirler. Çünkü kendileri hiçbir şey görmedikleri için ben de orada şahit oldum. Anne babasıyla konuşuyorsunuz. Hiçbir problem yok. Biz buraya geldik. İnsanlar çok sevecendi. Aile gibiydik. Komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. Aynı Türkiye'deki gibiydi. Bu hangi ülke olursa olsun. Biz Fransa'daydık. Böyle örnekler vermişlerdi. Şimdi ama çocuğu soruyorsunuz. Ben yıllardır işe giremiyorum. Çünkü Türk olduğum anlaşılıyor ya da dış görünüşüme, ismime bakarak önden bir karar verilmiş oluyor diye ben de onlarla sohbet etme şansı elde ettim. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Aile nerede dursun? Tabii aileler o ilk geldiği anları hatırlıyorlar. O ilk yılları problemsiz işte böyle belki kucaklanmış bir işçi sınıfı olabilir bu belki. Ve ondan sonra toplumdan kopuyorlar. Ben onu da gözlemliyorum. Yani o kendi hayatında orada yorulup gidiyorlar. Fakat o çocuğun o dış dünyada mesela medyadan bazen bir haber olabiliyorlar. Hani bu yüzden de burada sırası gelmişken söyleyelim. TRT Türk burada çok güzel bir iş yapıyor aslında. Onları kendi diliyle orada olup bitenler hakkında bilinçlendiriliyor. Çünkü eğer o anne baba örnek verdiğiniz Fransızcayı bilmiyorsa ya da yeterince bilmiyorsa zaten o gündemi takip etme imkanına sahip değil. O şansı da yitirdiği zaman o çocuğunu anlayamaz da. Bizde sorun yoktu ama o zaman durmuyor ki. Senin sorunların yoktu ama şimdi çok farklı bir Fransa'da, çok farklı bir Almanya'da ve çok farklı bir Avrupa'da yaşıyoruz.
Ben de çocukluğumdan bahsederken evet çok güzeldi ama maalesef bizim çocuklarımız bugün aynı şansa sahip değiller. Yani o anne baba da burada aslında biraz bilinçlenmesi gerekiyor. Belki STK'lar bunları yapabilirler yine. Varsa cami cemaatleri veya dernekler. Bence burada biz bu alanı çok küçümsüyoruz ya da yeterince ciddiye almıyoruz gibi gözlemliyorum Neva Hanım. Oysa topluca, işte hani bireysel ve toplumsal vazifelerimiz dedik ya az önce, burada hem bireysel mücadele vereceğiz, numune olacağız, yardımsever olacağız, gittiğimiz yerde iyi günler dileyeceğiz, nezaketimizle göze batacağız, olumsuz davranışlarımızla değil. Ama diğer yandan da toplumsal olarak da biz bu durumları bu gündemden düşürmememiz gerekiyor. Bir yandan anne babaları, ebeveynleri bilinçlendirebiliriz. Diğer yandan çocukları güçlendirebiliriz. Onlara bazı desteklerde bulunabiliriz, maddi manevi gerekirse. Ve hani üç ağ var aslında bunun. Bir anne babanın bilinçlenmesi, evet, çocuğun güçlendirilmesi ve topluma bu problemin, var olan bu problemin bu gerçekle yüzleşmesine vesile olacak işler yapması gerekiyor STK'lar. STK'lardan bahsettiniz, medyadan da bahsettik. Şimdi bir de Avrupa ülkelerindeki politikaları merak ediyorum ben. Ayrımcılıkla mücadele için politikalar var mı? Ve uygulanıyor mu aslında? Tabii yani sözde uygulanıyor. Yani sözde var, dille bunlar dile getiriliyor. İşte şöyle bir hukuk devleti içinde şu şu imkanlarımız var diyor. Hani ben de söyledim, Sevda Hanım da az önce dile getirdi. Bu işte ayrımcılığa karşı kanunlar çıkartılıyor. Fakat biz burada icraya bakmamız gerekiyor. Böyle bir kanun olabilir. Hani belki insanlar da artık o yılmış halinde belki o kanuna dayanaraktan bir hukuk yoluna başvurmak bile istemiyor. Çünkü neticesini az çok tahmin edebiliyor. Bu da caydırıcı olabiliyor. Ama diğer yandan da bu kanunların var olması asla yeterli bir şey değildir. Yani bir kanun vardır, belki işte kurumsal bir eşitlik kurumu vardır. Ama bunlar asla var olan gerçekleri yansıtmıyor. Ve kesinlikle yetersiz kalıyor. Yani siz şu an Almanya'da olsun, başka ülkelerde olsun her gün Müslümanlara saldırılar düzenlenirken, her gün camilere saldırılar düzenlenirken bunları hiçbir şekilde konuşmalarınızda dile getirmiyorsanız siyasetçiler olarak, demek ki siz bu problemi, var olan bir gerçeği yeterince değil, hiç ciddiye almıyorsunuz demektir. Yani bunları da çok açık bir şekilde söylememiz gerekiyor. Yani oradan da çok medet ummamak gerekiyor demek istiyorum. Çok acı bir gerçek bu. Ama ben bunları söylemekle de yükümlüyüm diye düşünüyorum. Ama hiçbir zamanda hayata karşı duruşumuzu kaybetmeden, eğer yapacaksak, yasal yollara başvuracaksak onları da yapsınlar. Hı-hı. Bir yandan da hayatlarına devam etmeyi sürdürsünler ki onlar bizim geleceğimiz. Almanya'da ya da Fransa'da yaşamaları önemli değil. Onlar her şekilde bizi temsil ediyorlar orada ki farklı da görevleri var değil mi onların aslında? Hı-hı. Bir yandan da Türklüğü de temsil ediyorlar, Müslümanlığı da temsil ediyorlar. O yüzden aslında tavsiyelerinizi de veriyorsunuz zaman zaman, hı-hı, gençlere, ama bunların dışında vermek istediğiniz başka tavsiyeler var mı? Hı-hı. Tabii o gençlerin, hani hepimiz bu dünyaya gelmiş bir kul olarak diyelim, dini konuşayım ya da bir insan olarak soruyoruz kendimize, bu dünyada ne işimiz var? Tabii dindar isek bunun cevabı çok kolay. Hani bu dünyada bir vazifemiz var diyebiliriz ve herkesin kendi alanında bir imtihanı olduğunu düşünüyorum ben Neva Hanım. Yani o gençlerin de hani kaderlerinde yabancı bir ülkede dünyaya gelmek varsa, o da onların imtihanıdır diye düşünüyorum. Hepimizin eksisiyle artısıyla zor bir hayatımız var. Belki Türkiye'de de bir taşrada ki gençlerin kendine has, kendilerine özgü bir imtihanı vardır. Ama bizlerin de farklı imtihanları vardı. Hani ben şimdi her iki ülkeyi de biliyorum. Hani burada imtihanım bitiyor mu? Bitmiyor. Burada yine farklı sıkıntılarla mücadele etmek mecburiyetinde kalıyorum. Dolayısıyla hayata bakış açımızı daha iyi anlarsak, hayatımızın anlamına daha hani o anlamı yükleyebilirsek, hayatımızın var olma sebebimizin, mücadelemiz de hiçbir zaman hani yorulmayacak demek mübalağa olur ama mücadeleye en azından yorulsak da yılsak da devam edeceğiz. Çünkü bizim bir kaynağımız var. O kaynaktan beslendiğiniz zaman da bu mücadelenin bir sebebi olduğunu daha iyi anlıyorsunuz. Yani ben kendi adıma konuşuyorum burada. Evet, çok zorlandığım zamanlar oldu. Ciddi ayrımcılıklara maruz kaldığım oldu. Hakaretlere de maruz kaldım oldu ama ben yılmadım ve hala devam ediyorum. Ve ben şöyle bir ilke edindim kendime. Benim yaşadıklarımı evet gençler de yaşıyor ama en azından ben o zaman yalnızdım. Danışacağım bir ablam, bir abim, bir hocam yoktu belki ilk nesil çocuklar olarak. Ama bugün o gençler biraz daha şanslı. Çünkü onların işte bu yoldan geçmiş
işte büyükleri vardır. Belli alanlara gelebilmiş, belli makamlara gelebilmiş örnekleri vardır. Dolayısıyla bunlardan da istifade etme şansı vardır. Kitleleşmeye daha kolay ve müsait bir durum vardır. Hani her zaman biz kolaylıklara yoğunlaşmamız gerekiyor, oraya odaklanmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, ortada bir sorun değil var. Mi aslında güzelliklere. Tabii o güzelliklere baktığımız zaman evet ortada bir sorun var. Belki bu sorunun kurbanı benim, ilgilisi benim ama biz bu sorunun üstesine nasıl gelebiliriz? Nasıl adımlar atabiliriz? Nasıl çözüm yolları bulabiliriz? Ve emin olun bu tür tecrübe edinen gençlerde de bir pişmişlik oluyor. Yani hayata daha farklı bakabiliyor. İlkin ve ilk ayrımcılığında biraz belki bir şoke olmuş vaziyette. Bu ne ya, ben ne oluyorum dediğinde ikincide üçüncüsüne biraz bağışıklık kazanıyor. Hoş bir şey değil tabii bunu söylemek. Böyle bir ayrımcılığa karşı bağışıklık kazanmış olmamız. Ama nitekim en nihayetinde bunu görüyoruz. O gençler bağışıklığını kazanmışlar ve hep birlikte bunun bir çözüm yoluna, bazen tek başlarına, bazen bir grup halinde ama bu mücadeleyi veriyorlar ve vermek mecburiyetindeler. Çünkü bu onların imtihanıdır diye düşünüyorum. Sevda Hanım, siz hem böyle bir ayrımcılığa maruz kaldığınız için hem de bu tür gençlerle sohbet etme şansı elde ettiğiniz için, onlarla çalışabildiğiniz için soruyorum. Şimdi böyle bir durumda aslında bunda yalnız olabilir ama İlk yaşayan insan ben değilim psikolojisiyle yaklaşmak sizce nasıl olur? Ya da sadece ben değilim diyorum. Mesela bakıyorum evet ben orada bir durumda kaldım. Tek başıma üstesinden gelemiyorum belki. Fakat etrafıma baktığım zaman sadece ben değilim. Benim durumumda olan başka kişiler de var. İşte A kişi var, B kişi var. Bu sefer kişiliğime yönelik bir şey olmadığını fark edebiliyorum. Ve her şeye rağmen belki ben bunun üstesinden gelebildim diyorum. Ve bunun üstesinden gelemeyen birçok gencimiz vardı o zamanlarında ve şimdi de hala var. O yüzden biz bütün sıkıntılara rağmen, bütün zorluklara rağmen bunun üstesinden nasıl gelebiliriz? En iyi şekilde biz bu ortamı nasıl yumuşatabiliriz? Bu ayrımcılıkları nasıl hafifletebiliriz diye bunu sormamız gerekiyor. Çünkü oturup da böyle kenara çekilip ya ben işte sürekli mağdurum, sürekli mağdurum bu bir çözüm önerisi değil. Hani bu gençlere sağlıklı bir yaklaşım da değil. Evet. Durum tespiti yapıp yola çıkıp biz ne yapabiliriz sorusunu hep beraber sormamız gerekiyor. Ama değerlerinden de uzaklaşmasınlar değil mi? Bunun da altını çizelim. Çünkü böyle durumlarda insan değerlerinden uzaklaşmaya ve onlara kötü bakmaya başlayabilir. Genç olduğu için söylüyoruz bunu. Çünkü yetişkinlerin bakışları farklı ama çocukların ya da gençlerin böyle bir ayrımcılığa maruz kaldığında verdikleri tepkiler farklı. Onlar çok daha heyecanlılar bu konularda değil mi? Ama değerlerinden uzaklaşmaya başladıkları anda aslında ayrımcılık yapanlar kazanmış olmaz mı? Tabii bir nevi kazanmış olurlar. Çünkü bu öfkeye hakim olamayıp şiddete başvuran gençlerimiz olabiliyor. Sokaklarda olsun işte taşkınlık yapabiliyorlar bazı durumlarda da. Bunları önlemek için o değerleri çok önemli aslında. En azından işte o evlerde az önce dedik ya anne baba ne yapabilir? Anne baba o sıcak yuvalarda o çocuklarına aslında onu hissettirecek. Bak hani tabii ki sürekli mağdur olmayacaksın ama en azından bu mağduriyetin cevabı nasıl olacak? Önemli olan bu. Taşkınlık mı yapacaksın, şiddet mi kullanacaksın, hakaret mi edeceksin ki bunlar da hani çözüm değildir takdir edersiniz. Dolayısıyla burada o genci hani olgunlaşıyorlar bir şekilde fakat o gençler de böyle hani saygısını bozmadan, küfretmeden çünkü bunları da görüyoruz maalesef. Belki o çocuğun o andaki çaresizliğinin yansımasıdır. Hani bunu da hani anlık hoş tepkiler. Değil, anlık tepkiler, fevri davranışlar olabiliyor tabii. Dolayısıyla bu gençlere sürekli işte o teskin edici ortamlar sağlanması gerekiyor. Bunlar bazen camilerde bir sohbet ortamında olabiliyor. Bazen evde olabiliyor. Bazen de akranlarıyla işte ben yalnız değilim, biz de aynı durumdayız. Bak sen dün ayrımcılığa uğradın, ben daha az önce uğradım derken işte böyle o birlik beraberlik duygusuyla biraz daha bunun üstesinden gelebiliyorlar diye düşünüyorum Neva Hanım. Birlik olma ruhunu kaybetmesinler diyoruz. Selma Kesinlikle. Hanım ağzınıza sağlık. Bugün ayrımcılığı konuştuk ama güzel ve hoş bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Sağ olun Neva Hanım. Programımızı kapatırken Rehber Programı ekibi adına ben dünyanın dört bir köşesinde Avrupa'da ve Türkiye'den bizleri takip eden siz kıymetli seyircilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutlamak istiyorum. Biz yarın yine bu saatte sizlerle birlikte olacağız. Lütfen bizi yalnız bırakmayın. Hoşça kalın.